Yönetim Katı programına hoş geldiniz efendim. Her hafta salı ve çarşamba günleri saat 11.30'da Ekotürk TV'de Yönetim Katı programında iş dünyasının önde gelen liderlerini burada ağırlıyoruz. Ve bugün de Limak Holding Yönetim Kurulu üyesi sevgili Batuhan Özdemir karşımızda. Batuhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi teşekkür ediyoruz davetinizden dolayı. Rica ederiz. Şimdi sizden bu finansal teknolojilerle ilgili yeni yatırımlarınızdan biri olan Oldubil ile ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Neden böyle bir sektöre giriş yapmak istediğiniz, bu alandaki hedefleriniz nedir ve nasıl bu proje çıktı? Böyle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Tabii ki. Öncelikle Oldubil nedir? Onu tanımlayalım. Oldubil dijital ödeme platformu. Yani fiziki bir kartla da çalışabilen, internet üzerinde dijital olarak da ödemeler yapabileceğiniz ve bunun karşılığında fırsatlar ve avantajlar sağlayabileceğiniz bir ödeme platformu. Nasıl Oldubil'e kayıt oluyorsunuz ya da bir üyesi oluyorsunuz? Akıllı telefonunuzdan, akıllı cihazınızdan uygulamayı indirip sadece cep telefon numaranızla ve isminizi kullanarak bir kayıt yapıp direkt bir Oldubil kart sahibi oluyorsunuz. Dijital ortamda kullanabileceğiniz sanal bir karta sahip oluyorsunuz. Daha sonrasında da talebiniz de fiziki kartınızda size geliyor ve bir Mastercard ayrıcalığını sunan bir kartınız oluyor. Tamamen ön ödemeli, yatırdığınız kadar kullanabiliyorsunuz ve bunun karşılığında çeşitli fırsatlar elde ediyorsunuz. İndirimler, daha doğrusu indirim yerine bir para iadesi sistemiyle çalışıyor. Yani siz harcamayı yapıyorsunuz ve size belirtmiş olduğumuz, daha önceden bildirdiğimiz indirimlerde para iadesini sizin kartınıza anında geri yapıyoruz. Bunun haricinde temel bankacılık hizmetleri alabiliyorsunuz. Para aktarımlarını, para transferlerini yapabiliyorsunuz. Fatura ödemelerinde kolaylıklar, taksitler, hatta mikro krediler, bunun gibi işlemleri olan bir ödeme sistemi. Evet, bu diğer kullandığımız kartlardan farkı nedir? Yani bir tüketici neden bu kartı kullansın? Şimdi bu kartı neden kullanıyorsunuz? Bir kere erişimi çok kolay. Bunun için bir banka hesabına bile ihtiyacınız yok. Dediğim gibi sadece bir cep numaranız olsun ve o cep numaranızla direkt kayıt yapabilirsiniz. Ve anında üyesi oluyorsunuz. Yani şu anda siz üyesi değilseniz hemen cep telefonunuza indirin aplikasyonunu ve hemen kaydınızı onun 2 dakika içerisinde Mastercard'ı olan bir sanal bir kart elinizde ve bu sistemle hemen para transferine başlayıp alışverişe başlayabilecek duruma geliyorsunuz. Bir kere çok hızlı, çok pratik ve banka hesabına bile ihtiyacınız yok. Bunun yanında size sunduğumuz dediğim gibi fırsatlar var. Yani bu marketten, giyimden, kuru temizlemesinden, kuaföründen, hani yapmış olduğumuz anlaşmalar doğrultusunda, restoranından, kafesinden bu tür yerlerde %30'lara kadar varan indirimler sunuyoruz. Hemen ve de bu yaptığımız indirimler cashback olarak, yani para iadesi olarak hemen sistemimize size geri dönüyor. Ya da hani dediğim gibi bir kere temel bankacılık işlemleri de çok kolay. Yani yurt dışında bile işlem yapabiliyorsunuz. Yurt dışında diyelim bir akrabanız, bir arkadaşınız var. Ona para göndermek istiyorsunuz. Sadece rehber kullanıyorsa eğer Oldubil'i, rehberden ismini seçip istediğiniz miktarda rakamı girip gönder tuşuna bastığınızda 30 saniye bile sürmeyen bir işlemle parayı transfer etmiş oluyorsunuz. Kendisi de oradan internet üzerinden ya da fiziki kartı varsa normal kredi kartı gibi ya da bankamatikten parayı çekecek olsa bile hemen gidip bu işlemleri yapabiliyor. Evet, peki. Yani bunun haricinde de biraz önce de değindiğim gibi başka avantajları da var. Sigorta bile sigorta işlemlerini bile yapabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim faturalar. Yani fatura dediğimiz elektriğinden, suyundan, internetinden, dijital televizyon programlarının ödemelerinden hepsine girip yapabiliyorsunuz ve bu ödemelerde anlaşmalı kuruluşlarımızdan taksit alabiliyorsunuz. Artı bu tür faturaları ödemek için de bankalar aracılığıyla, finansal kuruluşlar aracılığıyla size sunduğumuz kredi imkanlarından bile faydalanabiliyorsunuz. 9 taksite kadar bu tür kredi imkanlarımız da mevcut.
Evet, şimdi ne kadarlık bir boyuta ulaştınız? Kaç tane markayla işbirliğiniz var? Önümüzdeki dönemde de yeni işbirlikleri gelecek mi? Biraz bu konuda da sizden detay alalım. Tabii ki. Bir kere dönemsel olarak uyguladığımız avantajlar var. Yani özellikle bu Kasım-Aralık ayında alışverişlerde ve kafe restoranlarda çok ciddi indirimler sağladık ve çok iyi tepkiler gördük bu konuda. Bunun haricinde dediğim gibi sürekli çeşitlendirmeye çalışıyoruz neler yapabiliriz. Ve önümüzde mesela bir Ramazan ayı geliyor. Bunun için marketlerle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bütün kullanıcılarımıza en optimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Ve sürekli bir yandan pazarlama, bir yandan avantajlar için ekibimiz hızla bütün kuruluşlarla görüşmelere devam ediyor. Evet, sektörel olarak peki hangi işbirlikler öne çıkıyor? Hani özellikle hangi sektördeki markalarla işbirliği yapılıyor? Ya da hani yeni sektörlere açılacak mısınız bu anlamda? Şu anda en önemli işlerimizden bir tanesi de tabii ki elektrik satışını da burası üzerinden yapabilmek. Yani daha doğrusu sonuçta elektrik şirketimiz var, satış yapan perakende şirketimiz var ve bu şirketi avantajlarından faydalandırabilmek için oldu bildi kullanarak burada ekstra bir katma değer sağlayabilir miyiz diye çalışıyoruz ve bu bizim için yeni bir açılım olacak. Fatura ödemelerinde de daha fazla nasıl bir avantaj sağlayabiliriz, daha çok banka ya da finans kuruluşlarıyla nasıl anlaşabiliriz, bu konularda da çalışmalarımız devam ediyor. Peki şu anda Buyurun. Evet, ben de şimdi ona gireceğim. O soruyu da sormuştunuz, onu da notumu almıştım. Bu proje geçmişe aslında çok eski değil. Hani daha doğrusu 3 seneye varan bir geçmişi var ama son 1 senede çok hız kazandık. Ve şu anda 150 binin üzerinde kullanıcımız, abonemiz var. Ve bu exponential olarak artıyor. Çünkü beraber kullanılabilen bir sistem. Mesela ben üye oluyorsam çocuklarımı üye yapıyorum, eşimi yapıyorum, arkadaşlarımı yapıyorum ve para transferini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Ve avantajlar yaşadıkça çevremizdeki insanlar bunu görüyor ve onlar da bu sisteme girmeye çalışıyor. Dolayısıyla artış hızımız gittikçe artıyor ve yıl sonunda hedefimiz 1 milyon müşteriye ulaşmak. Evet, şu anda kaç müşteri var demiştiniz? 150 bini geçtik. 150 bini geçtiniz. Peki, şimdi siz bir de müşterilere para iadesi yoluyla bir katkıda bulunuyorsunuz. Oradaki boyutu da öğrenelim sizden. Hani bugüne kadar ne kadarlık bir para iadesi yapıldı müşterilere ve bu anlamda bu seneki hedefleriniz nedir? Yani geçtiğimiz yılı 1 milyonun üzerinde kapattık. Ve hani dediğim gibi bu iş katlayarak devam ediyor. Yani çok yakın zamanda hani ikinci çeyrekte 2 milyonu geçmeyi hedefliyoruz. İkinci çeyrek başında geçmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde de fırsatlarımız devam ediyor. Artı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yurt dışına açılıyoruz. Şu anda şirket olarak, Limak olarak aktif olduğumuz ülkelerde başladık çalışmaya. Kuveyt olsun, Makedonya olsun, Kosova olsun, Ukrayna olsun, Azerbaycan olsun, Rusya olsun. Burada fırsatları değerlendiriyoruz ve ilk çeyrek sonunda da ilk yurt dışı projelerimize başlayacağız. Evet, ilk olarak hangi ülke, yani ülkeleri sıraladınız ama tabii birden fazla ülke sıraladınız. Hani başlangıç noktası olarak nereyi seçmeyi planlıyorsunuz yurt dışında? Şimdi Azerbaycan ve Gürcistan'da aktif olan bir Azeri Banka ile bir fiil çalışmalarımızı başladık ve sonlandırmak üzereyiz. Aynı şekilde Kuveyt'te de son duruma yaklaştık. Peki sizi böyle bir yatırıma iten ne oldu? Burada nasıl bir gelecek görüyorsunuz ve nereye konumlamak istiyorsunuz oldu bile yakın gelecekte? Sonuç olarak bir teknoloji şirketini 4 sene önce kurmuştuk, Limak Teknoloji'yi ve bu konuda çalışmalar yapıyorduk. Kendi şirketlerimiz ve diğer başka şirketlere de hizmetler vermek üzere çalışmalarımıza başlamıştık. Daha sonra bir elektrik dağıtım şirketimiz ve perakende şirketimiz olduğu için
birçok müşterinin kapısına gidiyoruz. Birçok müşteriyle temas halindeyiz. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündükten sonra sonuçta temasımız var müşterilerle ve bu şekilde başladık. Ama gördük ki aslında sadece orayla kalmıyor. Türkiye genelinde çok hızlı ilerlemeye başladık ve kendi bölgelerimizde olmayan İstanbul ve Ankara'da da çok fazla müşteri edinmeye başladık ve hızlı bir şekilde diğer şehirlerde de ilerliyoruz. Evet. Peki hani şirketi tam olarak nerede görmek istiyorsunuz? Hani 5 yıl içerisinde desem ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Dediğim gibi yurt dışına açılmış, para transfer, temel bankacılık işlemlerini hızlandırmış, birçok müşteriye ulaşmış ve fırsatları çok fazla arttırmış bir şekilde hani 5 milyonun üzerinde bir kullanıcı gerçekçi olabilir. Peki aslında şirketi 4 sene önce kurduğunuzu söylediniz ama bu oldu bir faaliyeti açısından da hızlı ve ama yeni yeni büyüyor aslında şirket. Türkiye'deki pazarı nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Buradaki potansiyel nedir? Sonuç olarak temassız ödeme, sanal ortamda, internet ortamında alışveriş, bir sanal kart kullanımı her geçen gün artıyor. Pandemide de yaşadık. Gördük ki bir temassız sistem ve evlerimize ulaşması gereken yapmış olduğumuz alışverişler var. Dolayısıyla bu işlem her geçen gün alışkanlık arttıkça artacaktır. Dolayısıyla bu kartların kullanımı artacaktır. Kredi kartından da farklı bir operasyon sunuyoruz. Sonuçta herkes bütçesine göre harcama yapacaktır ve hesabını bilecektir. Ama sunduğumuz operasyon tam anlamıyla bir kredi kartının sunmuş olduğu bir Mastercard'tır. Ve bütçenize uygun alışveriş temassız bir şekilde internet ortamında hatta fiziki kart olarak da yapabileceksiniz. Dolayısıyla bu işlem büyüyecek. Artık nakit kullanımı sistemden kalkıyor ve yapmış olduğunuz bütün alışverişlerde ekstra fırsatlar elde edebileceksiniz. Bir bankaya gitmeden kredi kullanabileceksiniz. Banka hesabınız olmadan para transferi yapabileceksiniz ve bunların hepsinde de farklı avantajlar elde edebileceksiniz. Dolayısıyla biz müşterilerimize avantajlar sunuyoruz ve bu kartı kullanmalarını avantajlarını hissetmelerini sağlayacağız. Evet. Peki şunu da sorayım ben size. Şimdi bu alanda pek çok hani sektör lideriyle de konuşuyoruz ve bazı spesifik alanlarda da bir iş gücüne ihtiyaç olduğunu vurgulayanlar çok fazla bu fintech alanında. Sizin bu konuda bir gözleminiz var mı? Hani iş gücü olarak özellikle hangi alanlarda elemanlara ihtiyaç var ya da hani yeni nesilde yeni mezunlardan özellikle kimlere ihtiyaç duyuyorsunuz fintech endüstrisine genel olarak baktığımızda? Evet, dediğim gibi sadece Oldubil için değil, Limak Teknoloji için de ciddi bir insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Ve yani yazılım yapabilen, bu tür konularda tecrübesi olan bir iş gücü Türkiye'de yetişti. Ama yeterli mi? Değil. Çünkü her geçen gün bu sektör büyüyor. Yani görüyoruz ki Türkiye'de artık bu tür konularda, bu tür işlerde unicornlar bile çıkmaya başladı. Yani yabancı yatırımcıların da gözü bu işte. Onun haricinde Türkiye'de olup da yurt dışında çalışanlar da var bu tür konularda. İlla artık fiziki olarak oralarda olmalarına da gerek kalmadı. Yabancı şirketler Türkiye'deki iş gücünü kullanmaya başladı. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir açık var. Aslında dediğim gibi bu konuyla ilgili yetişmiş bir insan kaynağımız olmasına rağmen var. Dolayısıyla yeni gençlere bu konulara yönlenmesini tavsiye ederim. Evet, yani siz de o zaman şirket olarak böyle bir ihtiyacınız olduğunu vurguluyorsunuz değil mi? Tabii yani hani aslında Limak Teknoloji Ankara'da olduğu bir İstanbul'da yerleşmiş durumda ama dediğim gibi bu konularda lokasyonun önemi kalmadı. Burada olup da yurt dışında yani Hollanda'da Almanya'daki merkez olan şirketlerde iş yapanlar da var. Türkiye'de biz herhangi bir lokasyonda da çalışabiliriz. Artık
sınırlar kalktı, lokasyonun önemi yok. Biz her türlü yetenekli iş gücüne ihtiyacımız var. Peki siz Limak Teknoloji olarak yurt dışına da oldu bile açılacağınızı söylüyorsunuz. Bir şirket satın alma düşünür müsünüz yurt içinde ya da yurt dışında? Tabii ki bu konuda fırsatları değerlendirebiliriz. Yani illa organik bir büyüme gerekmiyor bu konuda. Bu tür bir satın almayla da büyüyebiliriz. Evet. Peki şimdi enerji de sizin aslında baktığınız alanlardan biri Limak Holding'de. Bu konuda da birkaç sorum olacak size. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda sanayide elektrik kesintileri diye bir gündemimiz var. İran'daki doğalgaz akışının sıkıntıya uğraması nedeniyle. Siz bu elektrik kesintilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sanayicilerin de genel manada tepkisi var bu konuya. 3 günlük bir 72 saatlik bir kesinti olacağı ifade edildi. Sizce bu kesintilerin sebebi nedir ve bunu kolay atlatır mıyız, ne dersiniz? Şimdi bir kere şunu bir bilelim. Dünyada bir enerji krizi var. Avrupa'da bir enerji krizi var. Biz şu ana kadar İyi atlattık, maliyetler çok arttı. Buna rağmen iyi geldik. Bu soğuklar, kışı herkes yaşıyor. Yani belli bir kesinti yaşadık, doğrudur. Ama İran'la da görüşmelerimiz var. O arzının giderilmesi ve sistemin tekrar açılması an meselesi. Dolayısıyla o akış da sağlanınca artacaktır. Yani doğalgaz için biliyorsunuz Rusya ile Azerbaycan'la biten kontratlarımız yenilendi. Bunun üstüne yapılmış olan yatırımlarımız var. Trakya'da olsun, Tuz Gölü'nde olsun depolarımız aktif olarak çalışıyor. Efes Eryolarımız, LNG terminallerimiz, boru hattı haricinde doğalgaz akışını sağlıyor. Çok ciddi bir soğuk var. Sadece Türkiye'de değil, bölgede, İran'da, Avrupa'da. Ve bir enerji krizi de söz konusu. İnşallah yakın zamanda bu 3 günlük sınırlamayla atlatacağımızı düşünüyorum. Peki siz Limak Enerji olarak nasıl etkileniyorsunuz bu krizden? Limak Enerji olarak tabii ki sonuçta hem üreticiyiz hem satıcıyız. Bir yerde alıyoruz, bir yerde satıyoruz. Yani bu sistemin dengede olması, öngörülebilmesi en önemli isteğimiz. Neyin ürettiğimiz elektriği ne kadar satacağımızı bilmek, uzun dönemli anlaşmalar yapabilmek ve sattığımız elektriği uzun dönem anlaşmalar yaparak öngörülebilir şekilde tedarik edebilmek en büyük isteğimiz. Görüyoruz ki doğalgaz yine yurt dışına bağımlı bir yapı. Karadeniz'deki doğalgazımızı bir an önce kullanmak istiyoruz. Onun haricinde yerli kaynakların önemi de bu dönemde çok artıyor. Özellikle yerli kömürün önemi çok fazla Türkiye'de, lignitin. Bu kömürleri uygun bir şekilde, çevreye saygılı bir şekilde kullanabilmek Türkiye'nin enerjideki gücünü arttıracaktır. Dolayısıyla kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirip ekonomiye geri dönüşünü yapmamız lazım. Sevgili Batuhan Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu üyesi. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik size. İyi günler diliyoruz buradan. Ben teşekkür ederim Melisa Hanım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan ve yeniden görüşmek üzere diyelim. Size de kolay gelsin diyoruz bir taraftan da. Yönetim Katı'nın bugünlük sonuna geliyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte saat 11.30'da Yönetim Katı'nda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.